Şimdi geçen hafta olmuştu zaten işlem. Geçen hafta piyasada artık sıkışmıştı. Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile beraber artık en güçlü olan benim demekle beraber piyasaya etkisi tabii ki TL'yi güçlendirmek adına güzel oldu. Bu da bizim altınımıza olan etkisini sordun galiba değil mi? Piyasaya olan etkisini sordun. Piyasaya otomatikmen aşı çalışmasındaki %90 dünyada baktığımız zamanki veriler, başarılı veriler bizi hangi noktaya getirdi? Bir müddet güvenli limonun altından kaçışa getirdi. Yani neleri gördük? Ons bazında 1767 dolarları gördük. Buradaki şu anda beklentimiz de şunu söyleyeyim. 1800 doları zaten gördük. 30 bandındayız şu anda. 30 bandını ve 50 bandını kırarsak zannediyorum yıl sonu hedefi TL bazında 500 lira gibi görünüyor altının gramı. Tekrar güvenli liman olma haline geleceğiz gibi görünüyor. Gram altın bu hafta nasıl başladı? Şimdi şöyle, fiyatlarla ilgili yatay bir süreçte başladık. Zaten cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı vardı, tatildi. Bugün baktığımızda aynı doları 7830, 7850 bandında görüyoruz. Euro'yu 9.44, 9.45 aralığında görüyoruz. Altınımızı yine aynı şekilde külçe bazında 470, 475 bandında göreceğiz. Bugün çeyrek altının fiyatını söylersek, çeyrek altını bugün 745-750 liraya alıyoruz. 775-780 bandında satıyoruz. Şimdi şöyle, altınla ilgili gerçekten 2020 yılı pandemiyle beraber nasıl geçtiğini de anlamadık aslında. Dolu dolu yaşadık ama ne olacak ne gidecek anlamında, aşı bulunur mu bulunmaz mı anlamında ve bulundu inşallah, kullanılmaya da başlayacak. İnşallah ülkemiz yatırımdan önce aşı diyoruz, sağlık diyoruz. İnşallah herkes sağlığına kavuşsun. Gerçekten pandemi ülkemizi olduğu gibi herkesi de, ünyemizi de gördüğünüz gibi İstanbul 2 oldu Ordu ili, vakalar yüksek. İnşallah bundan sonraki bu kısıtlamalarla beraber vakaların düşmesini bekliyoruz. Önce sağlık diyoruz, sonra ticaret diyoruz. Teşekkür ediyorum.